Bu bölümde de yaşam koçu Mine Aydın bizimle birlikte olacak. Kendisiyle güzel bir konuyu konuşacağız. Aslında gündemimizden hiç düşmeyen, bireysel olarak dönem dönem sıkıntı yaşadığımız bir konu. Anlaşılamamak veya anlamamak, yani bu da aslında geçerli. Aynı zamanda bizim için de geçerli. Bizler de bazen karşı tarafı anlamıyoruz. Peki neden anlaşılma ihtiyacı hissederiz? Bunu kendisiyle konuşacağız. Sizler de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir konu varsa Ordu Altay TV Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz diyelim ve konuğumuza da hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Nasılsınız Mine Hanım? İyi, teşekkürler. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Güzel enerjinize geldiniz yayınımıza. Ay çok teşekkür ediyorum. Rengarenk güzel bir enerjiyle başlıyoruz. Keyifle geliyordu zaten. Evet. Anlaşılamamak. Evet. Gündemde hep olan bir konu bu. Niye anlaşılamıyoruz? Anlaşılamamak ne demek aslında? Evet. İki kişinin iletişimde olduğu bir noktada ruhunuzla, bedeninizle, sesinizle, tarzınızla, söylediklerinizle karşıdan beklediğiniz algıyı alamamak demek. Önemli mi? Çok önemli. Niye bu kadar önemsiyoruz bunu? Mesela insanlar birbiriyle konuşuyorken arada bazı insanlar hep der ki beni anlamıyorlar, anlaşılamıyorum, beni kimse anlamıyor. O kimsenin altını çizmek lazım. Niçin seni kimse anlamıyor? Eğer kimse seni anlamıyorsa ve sen anlaşılamadığın konusunda ısrar ediyorsan o aynayı çevireceksin. Seni kimse anlamıyorsa problem sence kimde? Demek ki sende. Çünkü çevresindeki insanlar, insanların 3 aşağı 5 yukarı 3'ünü 5'ini 2'sini bir şekilde anlar. Ama hiç kimse seni anlamıyorsa problem sende. Anlaşılamamak neden önemli? Çok kıymetli. Çünkü sen eğer çevrende, ortamında bulunduğun yerde dinlenmediğini, ciddiye alınmadığını, fikirlerin önemsenmediğini hissediyorsan bu karakterde bu çok ciddi mutsuzluk sebebi oluyor. Evet. Hatta bunun peşi depresyona gidiyor, hayattan çekiliyor, kendi kendine kalıyor. Şimdi insan denen canlı bu dünyaya anlaşılmak ve anlamak üzere getirilmiş değil mi? Bizim hayatımız bir tane zaten. Evet. O hayatı yaşıyorken ne kadar anlaşıldığımızı düşünürsek, biz de karşıya ne kadar anlıyor sinyalleri verirsek o kadar mutlu motive gideriz değil mi? Bunda hemfikiriz. Evet. Peki bu kadar kıymetliyken bu, biz niye anlaşılamıyoruz? Ya da niye anlaşılmadığımızı düşünüyoruz? Bunlar bir takım sebeplere bağlı. Bunlardan bir tanesi çevrenizde yaşadığınız kişilerin karakterleri nasıl acaba? Sizin ortamınız nasıl? O ortamın insanı mısınız? Düşünsenize biraz önce de söyledim. Herkesin İngilizce konuştuğu bir ortamda ben dil bilmeden olursam o ortamın insanı mıyım? Tabii kimse beni anlamaz. Şimdi yabancı dil konuşmak değil, ruh da başka konuşuyordur. Sen o ruha uygun konuşmuyorsundur. O ortam senin ortamın değildir. Tabii ki de anlaşılamazsın ama önce şunu yapmak lazım. Kendinizi anlattığınızda karşı tarafın da anladığını görmek sizi mutlu motive ediyor ya. Ortamı önce gözden geçireceksiniz. Ne yapacağız? Birincisi, çevremizdeki kişilerin karakterlerini anlamaya çalışacağız. Yakın temasta bulunduklarımızı. Çok enteresan gelebilir ama mesela onun yürüyüşünü, oturuşunu, bakışını, hareketlerini çözmeye çalışalım. Söylediği kelimelerden karakterini anlamaya çalışalım. Şunu çözmeye çalışalım. Ya bu karakter bu tip bir olaya hep bu tepkiyi veriyor mu? Tanıdığınız kişiler için bunu yapabilirsiniz. Çok yakın çevrenizden bahsediyorum. Çünkü sizin anlaşılamamakla alakalı sıkıntınız en çok yaşadığınız yakın çevreniz olur. Neden yakın çevreniz? Çünkü düşünsenize en yakınıza kendinizi anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz ve sizi dinlemiyor. Dinlememesi sizde ne yaratıyor? Mutsuzluk yaratıyor. O zaman önce o kişiyi tanıyacağız. Evet. Ben nasıl yaklaşırsam beni anlar. Ben nasıl söylersem bana geri dönüş yapar. Karşınızdaki kimlik narsist bir kimlikse, son dönemde bu çok dönem bir olay, evet, mutlaka rastlamışsınızdır. Ne demek narsist kimlik? Siz ne derseniz deyin, o zaten sizi sadece dinlemez, dinlermiş gibi yapar. Anlamak üzere hiçbir kurgusu yoktur, o sadece kendini anlatmaya çalışır. Narsist kimlikle beraber yaşadığınız bir ortamda sizce sizin kendinizi anlatma şansınız var mı? İmkansız. Evet. Neden imkansız? Çünkü o karakter sadece önce dinliyormuş gibi yapar. Kendine odaklı. Kendi doğrusu çok önemli. Evet. Size onu kabul ettirir. Biz bazen ne yapıyoruz biliyor musunuz? Narsist kimliklerle yaşayan kişiler bunu yapıyor. Zaman zaman buna da geliyor. Ya diyor ki ben artık bana siyahı beyaz diye kabul ettirecek bu kişi için vazgeçtim. Tamam deyip geçiyorum. Onunla muhatap olmuyorum. Yanlış yapıyor. Narsist kimlik diyor ki buna da kabul ettirdim. Evet, evet. Ben buna da kabul ettirdim. Bu da benim işte şey etki alanım içine girdi. Zannediyor. Evet.
bunu yapmak yerine şöyle demek daha doğru. Bu senin fikrin değil mi? Olabilir. Ben de seni sana bırakıyorum. İstediğin gibi düşünebilirsin deyip çıkın ortamdan. Bunu yapmak yalnız çok zor. Narsist kimlik manipülatördür. Evet. Sizi haklı olduğunuz bir noktada yanından ayrılırken haksız düşündürerek gönderir. Dersiniz ki vay be bu kadar haklıydım ama nasıl yani? Fark etmedim. Fark etmeden bunu yapar. Çevrede bunlar çok fazla. Genellikle yakın çevrenizde farklı. Bunların olduğu ortamda anlaşılamadığınızı düşünüyorsanız bir durun. Peki bir şey soracağım. Şimdi narsist kişilikleri son dönemlerde çok daha sık duyar olduk. Benim mesela arkadaşlarım ilişkilerinde de çok denk geldik. Evet. Sizin dediğiniz problemleri sıklıkla yaşıyorlardı. Eskiden bunun farkında mı değildik? Yoksa son yıllarda yaşam koşulları sebebiyle mi insanlar artık narsistleşmeye başladı? Şöyle bir şey var. Aslında bu hep vardı da. Yakın çevrende kişilerde olur zaten bu. Çünkü senin yakın çevren olmayan insanları istersen yok edebilirsin. Evet. Hep vardı ama tolerasyon yüksekti. Sonra sosyal medya, görsel şeyler her evet. şey değişti. İnsanlar her şeye ulaşmaya başlayınca bunun adını koymaya başladı. Eskiden derdik ki çok kibirli mesela ya da farklı isimler koyduğumuz kimliklerin artık narsist olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü narsist kimlik kendini aslında biliyor, mutsuzdur, motive değildir ama etrafa bunu asla hissettirmez. Eninde sonunda yalnız kalır. Evet. Tek etek yaşar hayatını. Fakat bu ilerleyen yaşlarda başına geleceği için hani derler ya bazı insanlar için burnu düzü eğilip yere almaz, eğilip yere almaz. Koca bir ömür böyle geçer gider. Benim kendi şahsi düşüncem umarım böyle olduğunu hisseden kişiler varsa hemen çözsün. Çünkü bu çözülebilir bir problem. Bunu kendi kendimize çözmemiz mümkün mü? Ya da bir iyi destek almak destek gerekiyor. Lazım. Ama önce terapi. Kendinde gerçekten böyle bir problem var olduğunu kabul etmen lazım. Evet ya benim bir takım şeylerim doğru ve yolum da gitmiyor. Ben bundan zarar göreceğim belli diyebilmek narsist kimlik için çok çok zor. Hı hı. Ama bunu nasıl diyor biliyor musunuz? Çok ciddi kayıplar yaşadığında diyor. Mesela onun bile vazgeçemeyeceği insanlar var hayatında. Kaybederse, hele hele kendi hatasından kaybettiğini görürse, bunun evet. doğru olduğunu anlarsa düzeltebiliyor. Benim temennim gerçekten narsist kimliğin evrilmesi, değişmesi, dönüşmesi. Çünkü hem kendine çok kötü bir hayat sunuyor hem de çevresini perişan ediyor. Şimdi anlaşılamamanın söz konusu olduğu örneklerden bir tanesi verirken de dedik çevrendeki kişinin kimliğini tespit edeceksin. Senin anlaşabileceğin insanların olduğu bir ortamda sen gene anlaşmamakta direniyorsan döneceksin kendine bakacaksın. Problem kendindedir evet. o zaman. Ama bunu da tabii sağduyulu görmek gerekiyor. Kişi bunu kendine söyleyebiliyor aslında. Ya diyor bazen düşünüyor ben mi? Belki de bende yanlış var. Belki ben yanlış anlatıyorum. Belki ben inanmadan anlatıyorum. Belki bu konu gerçekten konuşmam gereken bir konu değil. Çok bilgi sahibi değilim. Yanlış enerji veriyorum. Karşı yanlış anlıyor. Anlaşılmıyorum. Bunu anlamak çok önemli. Bu anlaşılabilir bir şey. Şimdi deminden beri dönüp dolandığım bir konu var aslında. Temeli bunun buna dayanıyor. İnsanlarla iletişiminizde, çevreyle iletişiminizde algılarınız hep açık olmalı. Dönüşmeye, değişmeye, empati kurmaya, iyi iletişim kurmaya dönük olmalısınız. Evet. Onun farkına vararak konuşuyorsanız esnek olmalısınız. Dinlemelisiniz, bir şeyler almalısınız, öğrenmelisiniz ve uygulamak üzerine adıma geçecek karakter olmanız lazım. Bunu yaparsanız hayat o kadar mutlu geçiyor ki inanın sizi insanlar anlıyorlar. En kötü anlamadığını düşünüyorsanız bile daha sempatik yaklaşıyor. Ya bunu belki de böyle söylemek istememiştir. Size bir hoşgörüsü oluyor. Diyor ki ya bu karakter bana bunu yapmaz. Ya kötü düşünmüyordur o. Böyle insanlar var mı? Var. Ya da siz anlaşılmadığınızı düşünürken karşı tarafı anlamaya başlıyorsunuz. Evet, değil neden mi? Anlaşılmadığınızı anlamaya aynen başlıyorsunuz. Öyle. Tabii ki. Şimdi anlaşılmamak varken anlamak da söz konusu. Evet. Sen anlamıyorsan nasıl anlaşılırsın? Konuştuğum bir konu var. Diyelim ki şu kırmızı kupa için konuşuyoruz. Ben kırmızı kupanın işte şekli şöyle diyorum ama karşı taraf diyor ki hayır öyle değil. Nasıl anlatırsın ki kendini? Zorlamayacaksın. Diyeceksin ki sen bunu böyle mi görüyorsun? Bence bu kırmızı ama şekli şöyle. Tamam sen de öyle yapabilirsin evet. demek için de empatik ve hoşgörülü olmak gerekiyor. Dayatmayacaksınız. Anlaşılamamanın temel sebeplerinden bir tanesi dayatmadır. Evet. Bir fikirde bir konuda ısrarla dayatıyorsanız
Tabii ki de anlaşılmazsınız. Çünkü çevrenizde belki o konuyu sizin gibi düşünen bir kişi var. O da o anda ortamda yok. Neyin kavgasını yapıyorsunuz ki? Bu kime ne sağlıyor? Kimseye bir şey sağlamıyor. Şimdi mesela anlaşılmak istiyorsanız çevrenizdeki insanların kullandığı sözcüklere, konuşuyorkenki tarzlarına dikkat etmeye çalışın. Bir insana anlatmak istiyorsan kendini onun yanına geçeceksin. Evet. Onun kullandığı birkaç kelimeyle ona yaklaşırsan döner sana. Benim gibi konuşmaya çalışıyor. Ya da ben bununla anlaşırım. Önemli mi? Çok önemli. Çok ufak bir detay. Yeni tanıştığımız insanlarda bile bazen tabii. Ne deriz? Enerjimiz çok uydu. Biz evet. Seninle aynı dili konuşuyoruz evet. Deriz. Birkaç kelime kullanır. Evet. Birkaç laf söyler. Bir farklı bakar. Aa dersin ya ben bu insanla kesin anlaşırım. Evet. Enerjin ölçüyor. Bir de mesela beden diliniz zaten sizin. Siz konuşmasanız bile sizi anlatıyor. Ortamlara girdiğinizde sempatik, sıcak. Tabii ki bu yapmacık olamaz. Kendin öyleysen bunu o şekilde hissettireceksin. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Kimi insan mesela niye anlaşılamıyor biliyor musunuz? Kendini anlatmaya dönük bir tarzı yok. Bekliyor ki beni anlasınlar. Ama hiç ses yok. İletişim yok. Sadece evet. Anlaşılmak istiyor. Susuyor. Şöyle yapıyor. Kırıldı mesela ya da bir şey anlatacak. Evet. Kaşıyla, gözüyle, suratıyla, işte tavrıyla, tarzıyla karşıya sinyal veriyor. Çok çok ne yapıyor? Hani bu halk arasında kullanılan kelime var, kinaye yapıyor. Söylüyor ama evet. Sen de zaten bunu hiç görmüyorsun. Ya söylesene ne diyeceksen açık ve net söyle. Karşı tarafını anlamayabilir. O zaman bu karakter şunu dediğinde yanlış yapıyor. Beni zaten anlayamıyorlar. Bir de şöyle bir yaklaşım var ama. Küçümsemekten kaynaklanan anlaşılmamak tavrı var. Ben ne dersen diyeyim zaten beni kaç kişi anlayabilir ki? Bakın bunu anlaşılamamak. Fakat evet. Bu anlaşılamamak bu kimliğe çok sıkıntı yaratmıyor. Kendini öyle bir noktada görüyor ki zaten kim anlayabilir ki beni? Var mı böyle insanlar? Mutlaka var. Ben mesela size anlatırken şimdi annem gözümde canlandı. Aile ilişkilerinde bunu dönem dönem yaşayabiliyoruz. İşte bazen mesela annem bir şeye alınıyor, anlaşılmadığını düşünüyor. Ve buna duygusal bir tepki koyuyor. Anne çünkü. Hareketsel bir tepki koyuyor. Şimdi onun bir şeye alındığını anlıyorsunuz. Ama neye alındığı konusunda kestiremiyorsunuz çünkü iletişim yok. Evet. Anne buna mı alındı? Yok. Anne şuna mı alındı diyorsunuz. Ya iletişim de yok ama anlaşılmayı da istiyor. Anlaşılmayı da bekliyor. Şimdi onun da karakteri tabii yıllar içerisinde biz de onu anladık ve ona göre davranıyoruz. Ama tabii. Onun da karakteri o. Ama bazen de istiyorsunuz ki birebir sizinle iletişim kursun. Ya şuna şunu alındım. Bunu düzelt diyebilsin ama o da istiyor ki siz beni anlayın. Evet. Annenin böyle bir önceliği var. Anneler de böyle oluyor değil mi? Siz beni anlayın istiyor. Evet çünkü anne şöyle düşünüyor. Benim doğurduğum, benim büyüttüğüm çocuk ben burada evet. Emek vermişim diyor ya. Bu ben diyor. Bu ben. 9 ay karnımda taşıdım. Evet annelerin böyle bir misyonu var gerçekten. Hoş görebilmek lazım ama tabii sana katılıyorum. Anneye söylediğinde anne de hiç uğraştırmadan çocuğun. Çünkü en kıymetli var. Evet. Ya işte kızım ya da oğlum bak beni burada yoruyorsun yapma. Demek çok önemli. Eğer siz kendinizi anlaşılacak şekilde karşı ifade ederseniz kişi anlamamakta direniyorsa iki sebeptendir. Evet. Bir tanesi gerçekten anlıyordur, anlamamış gibi yapıyordur evet. Ki buna hiçbir şey anlatılmaz. Bir tanesi de gerçekten kendi mantığında dediğinizi bir yere oturtamıyordur. Ya ne yar bunda alınacak diyordur. Çünkü evet. Kendi belki öyle bir şeye o tip bir tepki vermeyecektir. Şimdi mesela şunu düşünün. Gerçekten anlaşılamıyor musunuz? Bu soruyu sorarken objektif sorun. Yani şöyle taraflı değil. Evet yani beni anlamıyorlar deyip işin içinden çıkmanın bir anlamı yok. Gerçekten anlaşılamıyor musunuz? Çapraşık bir konuya girip de lafı evet. Dolandıra dolandıra gittiğiniz için mi? Ya da karşıya söylemeniz gereken şeyi direkt anlatamadığınız için mi anlaşılamıyorsunuz? Buna bakın. Ya da siz o kişiyle eşleşemiyorsunuz. Aynı cilden konuşamıyorsunuz. Farklı bir bakış açınız var. Onun için mi anlaşamıyorsunuz? Evet. Bu soruları kendinize sorduğunuzda gerçekten bu sebepler dışında hani bunları dışarıda tutuyoruz. Evet. Yok ya beni anlamıyorlar diyorsanız ve bu kişi sayısı birden fazlaysa, anlamayan sayısı fazlaysa lütfen dönüp kendinize bakın. Evet. Her zaman da karşı taraf suçlu değil. Evet bazen karşı taraf gerçekten suçlu. Şöyle bir şey anlatayım, minicik bir hikaye anlatayım. Şimdi bir tane ördek tavukların arasında yaşıyormuş. Ama ördek tavukların arasında yaşıyor da bakıyor onlar daha büyük ondan, daha bebek ördek bu. Onlarla aynı yemekleri yemeye çalışıyormuş. Onlarla aynı yerde yatıyormuş ama kendini oraya ait hissetmiyormuş. Bir şey farklı ama neyin farklı olduğunu da bilmiyor. Ördek bir gün tavuklarla dere kenarında böyle tık 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 giderken bir de bakmış derede bir tane ördek yüzüyor. Aa bakmış kendi de ondan.
Atlamış dereye, ördeğin yanında yüzmeye başlamış. Oya kendine ait hissetmiş. Demiş ki sonra, ben tavuk değilmişim ki demiş, ben ördekmişim. Evet. Tabii ki orada kendimi farklı hissederim. İşte anlaşılmak da böyle bir şey. Anlaşılmak için önce anlamaya dönük olmanız lazım. Evet. Siz ne kadar anlıyorsunuz ki karşıdan anlaşılmayı bekliyorsunuz. Bazen de insanlar anlamaya dönük de yanlış anlamaya da dönük olabiliyor. Evet. Mesela sizin güzel söylediğiniz bir kelimeyi bende dalga mı geçiyor bu ne diyor ya Allah aşkına gibi tavır sergileyen karakterler vardır. Bunu ya hissedir ya da hissettirmeden kendi içine döner konuşur. Evet. En kötü yanındakine söyler. Tehlikeli. Şöyle bir şey, anlaşılmak ve anlamak üzerine kurulan bu hayatı yaşıyorken kendinizi net kelimelerle, evet, dolandırmadan, uzatmadan net bir şekilde, tatlı bir şekilde ifade etmeyi öğrenin. Beklemeyin ki insanlar sizi anlasın. Anlatıyorken kendinizi bile anlamakta zorlanan bir karakter sizi hiçbir şey demeden niye anlasın ki? İşine gelmiyor. Evet. Bir de bu çağda, daha doğrusu bu insan hep doğasında var. Bazen de niye anlaşılamıyoruz? Konuştuğumuz konu, konuştuğumuz kişiyle bizim menfaatlerimiz örtüşmüyor olabilir. Menfaatlerin çatıştığı noktada ben niye seni anlayayım ki? Sen niye hak vereyim? Çünkü bu işten ben zarar göreceğim, evet, değil mi? Bunu düşünüyor muyuz? Düşünüyoruz. Menfaatlerin çatıştığı konuda anlaşılmadığını bir kişi bilir. Ya der ki ben bununla bu konuda konuşuyorum ve bu konuda ben bunu anlaşamam. Çünkü biz bununla aynı hayata bakış açısına sahip değiliz. Bilir mi? Bilir. O zaman niye onunla o noktaya geliyorsun ki? Israrla geliyorsan yanlış olan gene sensin. İletişimde anlaşılamamak yaşanıyorken bazen gerçekten mağdur olan anlaşılamama şekilleri de var. Onları kapsam dışı bırakarak söylüyorum. Kişinin bile isteye anlaşılamıyormuş gibi tavır sergileyip de, evet, kendini etrafındakilere haklı gibi böyle göstermesi son derece yanlış. Görüp de görmezden gelmek, duyup da duymazdan gelmek, bilip de bilmezden gelmek, sonra da çıkıp üzerine ay beni zaten kimse anlamıyor demek koskocaman bir yalan. Evet. İnsan kendine sence böyle bir yalan yapmalı mı? Söylemeli mi? Hayır. Önce kendimize dürüst olacağız. Dürüst olmak ne demek? Ben Büşra'ya şunu anlatacaksam bunu bu şekilde anlatacağım. Kırmak adına değil, kendimi anlatmak adına. Senden gelen geri dönüş bana şunu uyandırıyor. Evet, bu benim demek istediğimi anlamış. Hı hı. Ya da derim ki evet, Büşra benim demek istediğimi şu kadarlık kısmını hakikaten anlamış. Ama anlamadığın bir nokta varsa anlatmaya dönük yeniden yaklaşıp ya bak şurada da şunu şöyle yapabilir miyiz, ne dersin gibi yaklaşımlarla bunu çözebilir miyim? Çözebilirim. Peki mesela bir şey söyleyeceğim. Diğer insanların bizi anlamamalarından kötü etkileniyoruz değil mi? Evet. Niye? Günlerce kendimize zehir ediyoruz, evet, hatta hayatı. Evet değil mi? Niye? Bak bunu düşünmek lazım. Niye ben anlattım ama anlamadı ve ben bundan etkilendim. O zaman senin kimliğinde, karakterinde bir şeyler yanlıştır, eksiktir. Evet. Sen kendine güvenmiyor musun? Anlattığından eminsin. Onun anlamamış olması ya da sana bir şey demesi niye sen de takıntıya sebep oluyor? Eğer yanlış anlattığını düşünüyorsan bir daha gidersin, bir kere daha anlatırsın. Ama önemli bizim için bu gerçekten. Şimdi evet, şu hayatı yaşıyorken çok farklı ortamlara giriyoruz, çıkıyoruz, insanlarla diyalog halinde oluyoruz. Bazen içimize dönüyoruz ama ya beni anlamadı, kafamızda bir şey dönüyor sürekli. Anlamadığınızı, anlaşılmadığınızı düşündüğünüz ortam ve kişiyle bunu lütfen bir kere daha sağduyulu ve sakin bir şekilde gözden kesin geçirin. Evet. Geçirin. Oradan kalkıp ayrıldığınız ana kadar, yani içinizde bir daha bir şey kalmayacak ana kadar bunu çözün. Niye çözün? Yani aklınızı bununla götürmenin bir anlamı var mı? Yatacaksın, kalkacaksın, düşüneceksin. Acaba beni yanlış mı? Anladıysa anladı, daha bitti. Yanlış anlaşıldığınızı, ha bir de bu şöyle bir şey var. Anlaşılmak problem ama ya yanlış anladıysa. Yani karşı taraf kendi penceresinden baktığı bakıyorsa, için farklı, evet, algılayabiliyor. Ya beni yanlış anladıysa. Zaten kişi, evet, eğer senin yanlış anlamışsa bundan sıkıntı duyan bir karakter gelip söyler. Ya sen bana bunu böyle dedin ama ne demek istedin? Onu soran karakter doğrudur. Hayatınızda tutun onu. Çünkü bir arkası yok. Neyse problemi gelip size çözmek için adım atıyor. Ama siz bir şey söylediniz, kişi yanlış anladı. Kurdu, yastı, büyüttü, Allah büyüttü. Gün be gün uzaklaşıyor. Evet. Normal tavrı neyse onu sergilemiyor. Rahatsızlık hissettiğini anlıyorsunuz. Çok etrafınızda tutmayın. Neden? Çünkü belli ki alıngan.
her şekilde, her şartta sizi zaman zaman zora sokacak hareketler yapabilir. Hani hep diyoruz ya, insanları çevremizde ne kadar tutup ne kadar tutmayacağımızı her yaşta ve her zamanda belirleyebiliriz. Evet. Ben arkadaşımı seviyorum, aldım onu yanıma, onunla yürüyeyim bir ömür. Ya yok öyle bir dünya. Olan var mı? Tabii ki de var. Evet. Bu anlaşlamak, anlaşlamamak söz konusu olduğunda dostlukla arkadaşlık da devreye giriyor. Şimdi dostunuzun bir farkı var arkadaşınızdan. O sizi her şekilde ve şartta gerçekten anlıyor. Anladığını da hissettiriyor. Ve bunun için çok konuşması da gerekmiyor. Yok mudur böyle insanlar hayatınızda? Bir telefon açarsınız, duyduğunuz ses sizi mutlu eder. Sesinizdeki en ufak bir kırıklığı hisseder. Nasılsın sen, neyin var sorar. Yakınsa ya da uygunsa şartlara geliyorum lütfen bekle beni der. Siz bunu anlatırken bile kafada bir isim canlanıyor hemen. Bak gördün mü ne kadar şanslısın. Çok kıymetli. Ama arkadaş sormayabilir bile. Kendini anlatabilir. Senin sesin onda çok bir şey ifade etmeyebilir. Sorgulamak için söylemiyorum. Sorgulaman da gerekmiyor. Bu da bunun karakteri. Ama işte hayatınıza senin aklına gelen o kişiler var ya, öyle kişiler konuşlandırın. Onlarla bir ömür gidebildiğiniz kadar zaten gidersiniz. İnşallah. Çünkü siz de onun için bir takım adımları atıyorsunuzdur mutlaka. Anlaşılamamak ya da anlamak asla tek taraflı bir işlem değil. Evet. Bunu bir fark etsek keşke. Kimse beni zaten hayatım boyunca dinlemedi ki, anlamadı ki. Ya bu sadece serzeniş. Sebebi neydi acaba? Sen anlatman gereken şeyi net ve dik anlatabildin mi yoksa dolandırdın mı? Evet. Şimdi şöyle bir şey var, bak geldiğimiz çağdaki yeni jenerasyon netlikten yana. Bana bir şey söyleyeceksen direkt söyle diyor. Evet. Lafı evirmeden çevirmeden. Çünkü kendi onlar, de o şekilde evet, yapıyor. Öyle söylüyor. Senin alınman, darılman, kırılman önemli değil. Tak diye söylüyor. Seni kırmak adına da söylemiyor. Doğru benim için bu diyor. Çok dik duruyor. Evet. Belli noktalarda evet, ama bunun da esnemesi gereken yanlar var. Hayatını o jenerasyonda benim 30 yaşında fark ettiğim şeyi 40 yaşında fark ederek kendi bir şekilde evirecek, evet, çevirecek, değiştirecek. Ama net olmak, açık olmak, karşı tarafa vereceğin ifadeyi, işte hissiyatı, söyleyeceğin şeyi dürüstçe tek tek tane tane söylemek, anlaşılamamak denen şeyin üzerine çizmek demek. Evet. Seni o zaman kimsenin anlamama şansı yok. Ben yine kendimden bir örnek vererek başlamak istiyorum ilişkilerimde. Bu aile ilişkisi olsun, arkadaşlık ilişkisi olsun, aşk ilişkisi olsun. Bazen ben de dönem dönem anlaşılamadığımı düşünüyorum ama kendime şunu da diyorum. Ya tamam, evet anlaşılamıyorsun ama sen de çok karmaşıksın diyorum mesela. Cidden ne bunu güzel. Da yaşıyorum. Evet diyorum, karşı taraf seni anlamıyor ama sen de kendini çok net, direkt bir şekilde anlatmıyorsun. Bu sıkıntıyı da yaşıyorum. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi peki? Demek ki sen kendindeki hata neyse onu görebilmek konusunda algılara açık bir insansın. Ama düzeltemiyorum da. Şöyle bir şey, bir zaman sonra düzelteceksin. Evet. Şu anda farkına varıyorsun. Bu farkına vardığı şeylerin sana zarar verdiğini gördüğün andan itibaren düzeltmeye çalışacaksın. Bir kere deneyeceksin. Benden öneri birkaç kere dene. Ya evet bak, bu benim yanlışım. Bir daha bunu yapmayayım de, zor da olsa senin için bir adım at. Evet. Minicik bir adım bile çok kıymetli. Çünkü orada bir şey aldığını gördün anlatıp ben yürüyeceksin. İnsan zaten hayatını hep doğduğu gibi yaşasaydı hiçbir anlamı olmazdı. Evet. Gelişme denen şey bunun için gerekli. Hele ilişkilerde çok gerekli. Yani insan hep aynı düzlemde gitmemeli. Yani ben işte diyorum, ben neye mesela Mickey Mouse'a gülerim diyelim. Hep Mickey Mouse çıkınca güleceğim. Ya belki gülmeyeceğim. Evet. Yani hayatım böyle değil, böyle mi gitmek zorunda? Bazen insanlar tercihlerini, zevklerini, hayata bakışlarını gözden geçirmeli. Belki de görmediği, işte bakış açısı sonuç önemli. Görmediği şeyler şurada ama farkında bile değil. Döneceksin, bakacaksın. Ben buradan da bir şey alabilirim, almalıyım. Kime zarar sağlıyor? Kendinize. Kim önemli? Kendimiz. Evet. En için hayatı güzel yaşamak için. Neden? Hayat çünkü bir kere. Bir dahası var mı? Yok. Evet. Geçen her zaman öyle kıymetli ki, dünyadaki en değerli şey zaman. Ben bu zamanı olumlu geçirip hayat sürecimi doğru tamamlamaktan yana yaşarım demek çok kıymetli. O zaman insan hayatta kolay kolay düşse bile o düştüğü yerde kalmıyor. Kalkmayı öğreniyor çünkü. Bakıyor diyor ki evet, benim hayatımdan şöyle bir şey söyleyeceğim. Kimi zaman insanlar hayatlarımıza gelir ve gider. Gelmesi gerektiği için gelmiştir, gitmesi gerektiği için gitmiştir. Gidenin arkasından gidenin arkasından çok hayıflanmanın bir anlamı yok. Zaten kalsa sana fayda sağlamayacak. Ama hayatından çıkma sebebi bazen acılardan bahsetmiyorum yalnız. Bazen gerçekten
seni hayal kırıklığına uğratmıştır. Anlayamadığın anlamda seni zorlamıştır. Artık ilişkini gözden geçirirken tamam demişsindir, bırak gitsin. Gidenin arkasından hayıflanmanın, vah 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 demenin hiç kimseye bir faydası yok. Şimdi anlaşılmamak söz konusu olduğunda neden önemli bu anlaşılma? Çünkü biz onaylanmayı seven yaratıklarız. Anlaşılmak çok önemli. Bir konuda konuşuyorken, bir fikrin varken konuşuyorsun yani. Karşı tarafta sana hiç ses çıkarmadan, kafasını şöyle sallayarak onaylıyor ya. O bile bizi konuşuyorken mutlu ediyor. Evet. Karşıdakiyle konuşuyorken direkt göz teması kurmak gerekiyor. Dikkat edin, bazı insanlar çok göz teması kuramaz. O hep kenarda kalır, pısırıktır. Evet. Anlaşılmak ister ama hissettiremez. Onaylanmak onu şaşırtır ama hep o kenarda bekler. Bunlardan var mı? Çok var. Ama son dönemde ben görüyorum artık insanlar çok değişmeye başladı. Artık göz teması kurmanın anlamlı olduğunu yeni jenerasyon çok iyi biliyor. Evet. Dolayısıyla onaylanmak, anlaşılmanın kardeşi. Onaylanmamak, algılanmamak, anlaşılmamanın zırt kardeşi. İstemiyor seni, dinlemiyor. Dinlese de anlamıyor, anlasa da onaylamıyor. Bazen içinden onaylıyor da dıştan hissettirmiyor. Bir de böyle bir şey var. Dolayısıyla sosyal çevrenizin size gerçekten samimiyetle gösterdiği her onay o kadar kıymetli ki, onun için kıymetini bilin. Kendinize şunu sorun. Ben bu sosyal çevrede mutluyum değil mi? İnsanlar beni dinliyor, anlıyor, onaylıyor, keyifle zaman geçiriyorum diyorsanız orada devam edin. O alanda kendinizi geliştirin, insanlarla iletişiminizi değiştirin. Yavaş yavaş etrafa bakmaya başlayın. Yeni insanlar tanıyın. Her yeni gün yeni bir başlangıç, her yeni saat bile yeni bir başlangıç. Yani hep yenilik var. Bu kadar yenilin olduğu çevrede sen niye eskide kalasın ki değil mi? Evet. Kendini geliştirmen lazım. Sosyal çevrenin anlayışsızlığı da anlaşılmamak sebeplerinden biri. Bazen senin sosyal çevren öyle bir çevre oluyor ki gelişime kapalı, dinlemeye yani karşı, kendi dediği doğrudur, onun dışına kimse çıkmayacak gibi bir algısı olan çevre var. Ya var, sen de biliyorsundur, ben çok biliyorum çünkü. Böyle bir çevrede anlaşılmaya çalışmak, debelenmek gibi bir şey. Kendinizi bakış boşa yormak. Aynen ya, boşa yoruyorsun. Boşa yorduğunu düşündüğün noktada şunu demek gerekiyor. Ha tamam, demek ki bunu anlamayacak. Tamam, öyle mi algılıyorsun? Tamam, ben böyle düşünmüyorum deyip kapatın konuyu. Ama bu olgunluğu her zaman ve her yaşta gösteremiyoruz. Yine kendimden örnek vereceğim. Şimdi 20'li yaşlarımda anlaşılamadığım arkadaşlarım olursa ya da bir ilişkim olursa çok üzülür, onu yanımda tutmak için çabalar, ekstra bir efor sarf ederdim. Şimdi 30'umdan sonra ne yapıyorum? Yani çok arkadaşımı da bu sebeple çıkarttım hayatımdan. İyi yapmışsın. Gerçekten yanımda tutmuyorum artık. Beni keyiflendirmeyen, beni mutlu etmeyen, beni anlamayan hiçbir insanı yanımda tutmuyorum. Çünkü diyorum ki artık ben kıymetliyim. Kesinlikle. Önceden onlar kıymetliydi. Yani işte biraz da bu olgunluğa ulaşabiliyor olmak lazım. Çünkü bunu hayatın her şartında yapamıyoruz maalesef. Keşke eskiden de böyle olsaydık. Ama olsun. O an farkında mı olmuyorduk? O an onaylanmak mı daha önemliydi evet, bizim için? Evet, daha önemli. Şimdi ben öğrenci koçluğu yapıyorum aynı zamanda. Öğrencilerimde hep şunu görüyorum. 16-17 yaş civarı. Hepsinin genel söylediği şey şu. Ama ben mesela işte kendimi kaybedemem arkadaşlarımı. Orada beni dinlemeleri gerekiyor. Benim orada bir şeyleri alttan almam gerekiyor. Öte yandan içinde de diyor ki kendi kendine ama ben aslında o değilim. Evet. O değilken oymuş gibi yapıyor. Çünkü neden? Orada bir aidiyet duygusunun, o sosyal çevrenin kendi yanında olması hissiyatı var. O yaşlarda normal. Bu geldiğin yaşta hala o yaştaki gibi kalsaydı o normal değildi. Problem neden çıkıyor zaten? Gelişen çağ ve zamanda kişinin hala ilk yerde kalıyor olmasından kaynaklanıyor. Seninki doğru, sen kendini geliştirmişsin. Bir de şöyle bir şey var. Mesela anlaşılamamanın temelinde iletişim kusurları var. Ne bu iletişim kusuru? Ne mesela? Şimdi bazı insanlar, demin de bahsetmiştim, söylemek istediğini gerçekten yeterince vurgulamaz. Mesela temel problem diyelim ki benim parasızlık. Ben senden para isteyeceğim. Bunu söylemek yerine dolandırıyorum da dolandırıyorum. Ya işte para da çok şöyle şey de işte hayatta çok pahalı da ben de şunu alamadım. Ya niye bu kadar dolaşıyorsun? Evet. Diyeceğin şu arkadaşım benim ihtiyacım var. Bir miktar bana borç verebilir misin? Kişi zaten verecekse evet der yoksa da hayır der. Hayır derse üzülürüm ya diyebilir. Ne var bunda? Sen de belki sana gelse biri aynı şeyi söyleyeceksin. Ona müsait olmayabilirsin. Sadece kişinin tavrı ne? Sana bunu nasıl anlatıyor? Buna bakacaksın. Yanlış noktalarda döndüğümüz için
anlamak maalesef söz konusu bile olmuyor. O zaman ne oluyor? Ya ben daha bunun yüzüne bakamam. Allah kahretsin, benim gururumu da kır. Ne alakası var ya? Ne alakası çok var? Çok içselleştiriyor. Evet, çok içselleştiriyor. Zaten şöyle bir şey var. Şu andaki bütün temel problemlerin dayandığı nokta her şeyi içselleştirmekle alakalı. Evet. Mesela ben diyorum ki sana, ya işte sen şusun. Ya bu bana bunu dedi. Niye dedi? Neden dedi? Allah Allah, bir sorsana niye demiş. Sor, çöz. Anlamadığın bir sebeple söylediğin, düşündüğün şeydeyse olay zaten pas geç gitsin. Niye ona takılıyorsun ki? Çok önemli. Bir de bazen karşı tarafın o anki ruh hali de çok önemli. Tabii bak ya. Normalde belki öyle insan değildir ama evet. O anki ruh haline göre belki öyle bir tepki vermiştir. Belki çok kızgın bir anla denk evet. Geldin. Nasıl bir hayat yaşadığını bilmiyor olabilirsiniz o süreç öyle. İçerisinde. Hani zaten hep der ya, bütün literatür bunu söylüyor. Bir insan anlamak için onun gittiği yola gideceksin. Evet. Onun giydiği ayakkabıları giyeceksin. Onun geçtiği o yoldan geçeceksin. Ondan sonra fikir söyleyeceksin. Sen bilemezsin. Kimse de beni bilemez, değil mi? Evet. Bir de şöyle bir şey var. Mesela anlaşılamamak söz konusu ya. Nasıl bunu yok ederim? Beklentiyi sıfırlayın. Ne bekliyorsunuz ya? Ne bekliyorsun da anlaşılamadığını düşünüyorsun, değil mi? Karşıdan beklentiyi gittikçe azalttığında, sıfırladığında sen mutlusun. Çünkü senin için önemli olan onun seni anlaması, seni dinlemesi değil. Senin kendini anlatman bile seni mutlu edebilir. Evet. Dolayısıyla beklenti sıfırlarsın. Ama ben ona o kadar söylemiştim. Niye benim yanımda değil, ben bekliyordum. Ya niye bekliyorsun? Aç da söyle. Gel ya seni istiyorum. Ha, evet. Değil mi? Senin yanımda olmana ihtiyacım var. Sen neredesin diye sor. Sorabilir misin? Tabii ki de sorabilirsin. Niye sorarsın? Ama yapmıyoruz. Ha, yapmıyoruz. Bizde bu aslında var. Yani... Bunu böyle yapmamak lazım aslında gerçekten. Açık ve net söylemek evet. Lazım. Mesela şunu diyebilmek lazım. Bak arkadaşım, ben seni gerçekten seviyorum ama şu noktada gerçekten bunu yapıyorsun. Bunu yapıyorsun ya. Ben şunu beklememeliyim. Ya dur bakayım, elbet düzelir. Ya kimse düzelmez. Bakın kimse değişmez. Kimse senin dediğin şeyi anlamıyorsa anlıyormuş gibi de yapmaz. Anlamak zorunda da hiç değil. Ama sen kendini anlatmak zorundasın. Senin anlattığından sonra karşısı bir kere anlattın, bir kere anlattın, üçüncü de bir durur. Bir dakika ya der, bu bana kendini gayet de güzel ifade ediyor. Uydurduğum şeyleri de hiçbir şekilde yemiyor. Ben ona göre davranıyorum. Kim kazandı? Evet, evet. Sizin yaklaşımınız, hayata bakışınız, karşılığı iletişiminiz karşıyı değiştirir. Dolayısıyla beklentiyi sıfırladığınız noktada o sizi anladığı için der. Bu kişi böyle bir kişi, ben bununla bu şekilde bağlantıya geçeyim. Bir de şöyle bir şey. Siz o konuya geçmeden şunu da soracağım. Sonrasında yine devam ederiz oradan da. Şimdi bazen anlaşılamamak kendimizi değersiz hissetmemize de sebep evet. Oluyor. Peki bunu nasıl aşacağız? Şöyle aşacağız. Yine orada beklenti söz konusu. Bir de şöyle, çok kıymet veriyorsun karşındakine. O evet. Kadar önemli ki, ama senin için çok önemli bir karakter varsa, anlattığın şeyi anlamadığını düşünüyorsan sakinleşeceksin önce. Bu bir saatse bir saat, bir günse bir gün. Kafanda onu bir süzgeçten geçireceksin. Sakinleştikten sonra şey diyeceksin ki, seni bir kahve içelim. Beklemeyeceksin onun müsait olmasını. Sen müsaitsin. Bakın bu bencillik değil ama bu hep karıştırılıyor insanlar tarafından. Bu kendini ifade etmek için önceliğini belirlemen demek. Benim seninle konuşmak istediğim bir konu var. Başlayacaksın konuya şu şekilde. Bak benim için kıymetlisin. Senin bana yaptığın yorumlar önemli. Sen zaten bunu biliyorsun. Ama ben sana geçen de şu konuyla alakalı konuşuyorken senin gösterdiğin tavır ve tarz beni çok kötü hissettirdi. Neden bana bunu yaptın? Ne anlatmakta orada derdin? Bana bunu bir söylesene. Yoksa ben kendimi mutsuz hissediyorum diyebildiğiniz noktada belki de karşı hiç dediğinizi yapmak için onu konuşmamıştır, çözersiniz. Ama dediğinizi anladığınız şekilde de söylemiş olabilir. Ona da bir açıklaması vardır, dinlersiniz. Size eğer bu makul, mantıklı, anlaşılır geliyorsa anlar, devam edersiniz. Ama derseniz ki ya hayır, bu demek ki benim gerçekten ona verdiğim kıymete hak eden bir karakter değilmiş, ben yanlış anlamışım. Aydınlanırsınız, ona göre yaşarsınız. Kim kazanır? Siz. Evet. Bir kere sizi değersiz hissettirdiği anlamadığı için bu üzüntüden kurtulursunuz. Onu anlarsınız. Evet. Kendinizi fark edersiniz. Kim kazanır? Siz. Zaten olay bu değil mi? Kim kazanacak? Ben hatta kazanacağım. Onunla ilgili bir güzel bir söz var. Seni kaybettim ama kendimi kazandım evet. Diye. Yani bu aslında olayın özeti diyebiliriz. Tabii. Şimdi şöyle, anlaşılamamanın temelinde gereksiz fedakarlık var. Evet. Gereksiz sineye çekme var. Gereksiz
nasıl söyleyeyim yani yaptığınız şeyleri aslında yapmak istememenize rağmen ısrarla yapıp devam etmeniz var. Aman o üzülmesin, aman o kırılmasın, aman o yorulmasın. Üzülsün, kırılsın. Üzülsün. Sen niye üzülen evet. oluyorsun? Ama şöyle bir şey de var. Yani bu demek değildir ki herkese bağıralım, çağıralım, hayatımızı atalım. Hayır, onu demek istemiyorum. Kendiniz önce anlatın. Gerekirse bir kere uyarın. Sonra devam edin hayatınıza. Evet. Zaten sizi seven, sizden uzaklaşmak istemeyen karakter ve kimlik değişir. Aa der. Benim için çok kıymetli. Ben ona bunu yapamam. Bak yanlış yapmışım. Evet der ya. Ben sana yanlış yaptım. Çok özür dilerim. Samimiyeti anlarsınız. İletişimi, anlaşılmayı, doğru ilişkiyi gerektiren, götüren en önemli değer samimiyet. Şuradaki samimiyet. Çünkü biri sizi çok acıtabilir. Hayatınızda o kadar kötü bir şey yapabilir ki ama samimiyetle affına güvenirseniz, evet gerçekten bu mahcup ve gerçekten pişman inanırsanız değil mi? Affeder misiniz? Evet. Tabii ki affederim. Çünkü affetmek insanlara Tanrı tarafından verilmiş güzel bir özellik. Niye bunu kullanmayayım ki? Evet. Gerektiğinde ama her zaman da değil. Kendini anlaşılmamak için kendinin bir sınırı varsa eğer o sınırı sen belirliyorsun. Anlaşılmayı da sen sağlıyorsun, anlaşılmamayı evet. da sen sağlıyorsun. Bir de karşındaki kişinin kişilik yapısı da etken. Demin dediğim gibi narsist bir kimlikle iletişime geçiyorsan hiç uğraşmana gerek yok. Anlamamak üzerine kodlanmış biri karşındaysa yine uğraşmana gerek yok. Anlıyormuş gibi yapıp da anlamazdan geliyorsa hiç uğraşmayın. Ama normal ilişkilerde kendinizi anlatamadığınızı düşündüğünüz kişiyle lütfen konuşup bunu çözmeye çalışın. Şimdi insanlar tarafından anlaşılmadığını düşünmek ve buna çok takılmak kişiyi yalnızlığa götürür. Evet. Boşluğa düşürür. Depresyona sebep olur. Hayattan aldığı bütün zevki yok eder. Öyle insanlar var ki kendini çekiyor, inzivaya çekiliyor. Ya niye çekileceksin? Hayat bir kere. Niçin? Beni yanlış anladın. Değiş o zaman. Değiş. Çünkü değişmeyen, hayatta değişmeyen tek şey değişim. Değişim sürekli var ve hep bir şekilde değişeceksin. Bir de şöyle bir şey. Bir de farklı farklı yöntemler var anlatmak için. Bunu denemekten vazgeçmeyin. Mesela bir konuyu ben sana çiçekleri anlatıyorum. Bir noktadan geldim, ilgini çekmiyor, anlamıyorsun. Ama ilgini çekecek bir noktayı biliyorum. Oradan hareket edip sana bunu anlatabilirim. Ve peşinden anlayıp anlamadığını ölçmek adına soru sorarım. Ne dersin? Sence doğru mu söylüyorum? Bak burada haklı olabilir miyim? Haksızlığım ne boyutta? Karışırsan konuya beni anlarsın zaten. Senin sorduğun sorularla ben senin beni ne kadar anlayıp anlamadığını ölçebilirim. Ölçmeli miyim? Ölçmeyeyim. Neden? Çünkü anlattığım şeyin karşıda kabul görmesi benim için önemli. Bak hep bu iletişimde söylediğim şey evet. Hep benim ben. Böyle olursa böyle olacak, şey olursa şey olacak, sen katılırsan halledeceğiz. Şimdi senin iletişime geçtiğin, anlattığın şeyi sorduğun kişinin sana katıldığı bir ortamda sence anlamaması mümkün mü? Evet. Onu ölçüyorsun çünkü. Ne dersin? Haklı mıyım? Doğru mu? Burada eksik mi var? Sana fikir veriyor. Evet. Ya da anlamadıysan bu? Yöntemini değiştiriyorsun aynı süreç öyle. İçerisinde. Ve sen hem o sohbetten çok şey kazanıyorsun, hem başkasıyla ilişkiye girdiğinde nasıl konuşacağını öğreniyorsun. Ve bunun doğru bir teknik olduğunu çözdüğünde bunu başka yerde kullanıyorsun. Kim öğrendi? Ben. Mutlu muyum? Evet. Niye? Anlattım mı? Anlattım. En azından anlattığım şeyi de %80 anlamış mı benim için? Başarım. İyiyim, iyiyim, iyiyim değil mi? Evet. Bunu bu şekilde algıladığımız her noktada biz gerçekten çok mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Peki bir de şöyle bir şey var. İnsan en çok anlaşıldığı yerde mutlu olur değil evet. mi? Yani arkadaşların olduğun ortamda birkaç arkadaşınla bir yerde kahveye gidiyorsun. Kimi seçiyorsun? Seni en çok anladığını düşündüğün, mutlu olduğun, sohbetinden mutlu olduğun insanları evet. seçiyorsun. Demek ki anlaşılmak mutluluk sebebi. Anlaşılamamak da mutsuzluk sebebi. İnsan anlaştığı kişilerle aynı ortamı paylaşıyorsa mutlu ve huzurludur. O zaman buna dikkat edin. Anlaşamadığınız insanlarla çok da zorlamayın. Olmuyorsa tamam öyle mi düşünüyorsun? Peki saygı duyalım değil mi? Çekilin. Çıkın. Dönün arkanızı gidin. Hiç kimseye bir şey vermiyorsunuz. Evet. Kimseden de bir şey almıyorsunuz. Ama kendinizi güçlendiriyorsunuz. Kıymetli mi? Çok kıymetli. Çünkü yine söylüyorum. Bizim dünyaya geliş sebebimiz anlatılmak ve anlamak. Anlaşılmak, anlaşıp anlamak üzerine kurulmuş. İnsan kendini ifade edemezse niçin var ki bu dünyada? Niye bu programlar yapılıyor? Niye bu eğitimler alınıyor? Niye çıkıp televizyonda günlerce bir konuda konuşuyorsunuz? İnsanlara evet. anlatmaya çalışıyorsunuz? Neden? Değişmek ve dönüşmek için. Öğrensin ve mutlu olsun. Evet. Dolayısıyla çok
çok önemli. Biz bile şu an niye konuşuyoruz? Evet. Karşı taraf anlasın diye. Evet. Anlaşılmak için konuşuyoruz. Aynen, bir de anlaşılmak var ya, ya da kendini anlatabilmek doğal bir terapi. Çünkü konuştukça konuşasın geliyor. Anladığını hissettikçe daha mutlu anlatıyorsun. O tarafta konuya katılıyor. Bir de bakıyorsun zaman geçmiş. Bazı insanlarla sohbete oturursunuz. Evet. Saatlerce sürer. Sıkılmazsınız. Bazı insanla ilk dakikadan itibaren öf, telefonumu alsam, sağa mı baksam, sola mı baksam, bir sene gitsem der misiniz, dersiniz. Biraz önce demiştim, benim mesela katıldığım, aldığım eğitimlerde öyle hocalardan eğitimler aldım ki, hoca çok donanımlı ama anlatamıyor. Fakat öyle hocalarla eğitime girdim ki inan bana sabah 7, akşam 7, bir kere insan sıkılmaz mı? O kadar senin gibi ki, o kadar senden gibi ki, o kadar güzel anlatıyor ki. Çok güzel zaman geçirdim. Kapılıyorsunuz zaten. Kapıl tabii ya. Çok kıymetli. Onun için şey. Siz anlatırken bizim kapıldığımız gibi. Aa, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Anlaşılamadığını düşündüğümüz her ortamda, anlaşılamadığımızı düşünüyorsak tatlı bir dille, sakin bir üslupla kesin tepkimizi orada koyalım. Ne yapabiliriz? En çok şunu yapabiliriz. Bak en kötüsü bu. Ben konuşuyorum ama sanırım anlaşamayacağız. Siz beni anlamıyorsunuz. O zaman bu konuyu kapatalım. Evet. Şimdi bu da bir nezaket var. Nezaketin olduğu ortamda size karşı bildirim olmaz. Kendinizi ifade etmek var, karşıya mesajı verdiniz. Karşıdan beklentiniz yok. Artık burada kapatalım deyip son noktayı da koydunuz. Bitti işiniz, evet. Yürüyün gidin. Bunlar hayatın çok ufak detayları ama çok önemli detayları. Hayatımızı yaşıyorken tabii ki de anlaşılmak çok kıymetli. Ama anlaşılamıyorsak eğer sebebinin %80, bazen %100, bazen de %20 kendimizde olduğunu bilip hemen kendimize dönelim. Çünkü o zaman bir takım şeyleri çözeriz. Bütün bunları kendimiz için yapıyoruz. Değil mi? Evet. Gerçekten öyle. Evet. Peki son olarak, şimdi son birkaç dakikamız da kaldı. Empatiye değinmek istiyoruz. Aslında hep bunun etrafında dolaştık, empatinin. Şimdi evet dedik ki biz anlaşılamıyoruz ama sorun bizde mi? Ya da işte karşı tarafın koşulları ne durumda diye. Bu iletişimdeki empatinin öneminden bahsedebilir miyiz? Şöyle bir şey çok önemli. Bir kere öncelikle biz iletişimde ümidimizi hiç kaybetmeyeceğiz. Herkes her şeyi her zaman anlayabilir. Anlayacağı bir gün bugündür, belki 5 gün sonra ama evet. Anlar. Bir kişinin empatik olmak demek, onun yerine kendinizi koymak demek değil aslında. Onun geldiği yerden geliyormuşçasına oymuş gibi düşünüp oymuş gibi karar almak. Evet. Ve aldığınız o kararda onu haklı görüyorsanız ona göre tepki vermek. Şimdi ne demek bu? Ya ben mesela diyelim ki A şehrinde yaşıyorum, öbürü de B şehrinde yaşıyorum. Şimdi A şehri batı olsun, B de doğu olsun. Şimdi doğu ile batı sentezi diye şey bir gerçek var. Oradan gelenin evet. kültürüyle buradan gelenin kültürü eşdeğer olamaz. Onun rahatlığı denk değildir. Şimdi sen buradaki tarafla alakalı bir evet. yargılama yapıyorken ona direkt acıtacak şekilde sen zaten şunu şöyle yaparsın diyemezsin. Sen oraya geç bakalım, onu evet. yaşa, o hayat şartlarını gör, ne yapardın? İşte bunu düşünmek çok önemli. Empati hayatımıza oturttuğumuz nokta bizim aslında var ya kendimize yaptığımız en büyük iyilik. Evet. Karşı tarafı önce karşının bakış açısından anlayabilmek çok kıymetli. Hep diyoruz ya çok empatik davranıyorum evet. acaba. Kime göre, neye göre? Kişi zaten ben empatiyim derse yanlış yapar. Etraf diyorsa doğrudur. Evet. Size dışarıdan gelen bildirimler şu şekildeyse ya gerçekten işte Büşra sen hakikaten çok anlayışlısın. Sen zaten onu bilirsin. Ama karşıdan böyle bir etki geldiğinde evet dersin. Bak görmüş, kabul görmüş. Zaten ben hep ona inanırım. Senin ne dediğin önemli değil. Sana söylenenler daha önemli. Evet. Ki biz kendimizi dışarıdaki gözle göremeyebiliyoruz. Ama dışarıdaki gözler genellikle objektif olur. Bazen de kıskançlıktan taraflı gözler de vardır. Ama evet. onu da gözün içine bakınca anlarsın zaten. Yani ne sebeple söylüyor. Böyle dudak kıvırarak mı, ağzının evet. kenarıyla mı? Ben hep onu söylerim, çocuklara da bunu söylüyorum. Mesela su istiyorsun değil mi? Bunun o kadar çok şekli var ki istediğin sadece su. Diyorsun ki mesela Ayşe'den su istiyorsun. Ayşe'ciğim bir su getirir misin? Ayşe su getir, su getir. Üçü de evet. su. Ama birinci de Ayşe şey. Sana koşa koşa gelir. Evet. Niye? O kadar tatlı istedin ki. Sonucu da getirir ama neredeyse kafana vuracak gibi. Haklı mı haklı? İşte empati burada önemli. Evet. Sen ne yapıyorsun ki? Ne bekliyorsun? Evet. Ama empati mesela sadece tanıdığımız insanlar özelinde değil. Aslında herkes o an için. Kurduğumuz, ben bazen mesela şunu yaşıyorum. Şimdi örnek vereyim, bir markete giriyorum. Karşı tarafta mesela kasiyer çok gergin.
bazen bir an ben de bir anlık şeyle hani neden böyle gergin, neden bu tavrı gösteriyor diyor şey yapıyorum. Sonra diyorum ki zor bir gün geçiriyor olabilir. Benden önceki bir müşteri ona farklı davranmış tabii olabilir. İşte bunun ayırdığını aslında her an bu aydınlıkta olmamız gerekiyor. Dönem dönem bunu yakalayamıyoruz maalesef ama algılarımızın her tabii zaman açık olması lazım. Çevremizdeki iletişim kurduğumuz veya kurmadığımız, sadece göz teması kurduğumuz insanlarla bile tabii bunu fark etmemiz gerekiyor. Ben mesela hep ne yapıyorum biliyor musun? O tip olayları yaşadığında diyeyim ki ben de girdim markete, kasaya çok gergin dediğim hep şu olur. Seni çok iyi anlıyorum. O kadar zor bir gün geçirmişsin evet ki. Hemen bana dönüp gülümser. Ay ne kadar iyisiniz, yok tatlım diyorum. Yani bu gerçekten çok farklı evet insanla muhatapsın ve gerçekten zor bir gün geçirmişsin belli. Ama gülümsemeye çalışsan daha rahat edersin. Değil mi dediğim çok insan olur. Bir de ben kendim bunu hep yaparım. Çıktığım her ortamdan ayrılırken şöyle söylerim. Çok güzel bir gün geçirin. Bunu öyle içten söylüyorum ki en kayıtsız diyeceğiniz insan bile mutlaka diyorum, teşekkür ediyor. Evet. Ben şöyle düşünüyorum, bak demin de dedim. Hayatta yaptığımız her şeyi sadece kendimiz için yapıyoruz. Neden? Kıymetliyiz. İnsanlara verdiğiniz iyi enerji bir daha oradan yolumuzu geçerken gülümseme sebebi. Gülümseten insanlardan olalım. Allah kahretsin gene geldi demesin kimse. Ya ne kadar tatlı, hep gelse keşke evet desin. O çünkü empati gerçekten önemli. Hayatımızın merkezine koyduğumuz noktada biz hayatı güzel yaşıyoruz. Muş gibi yapmayalım. Hakikaten öyle yaşayalım, olalım. Yaşayalım, bu şekilde evet yaşayalım. Evet. Geldiğiniz için, yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler ve hoş sohbetiniz için teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Her zaman keyifle geliyorum. İnşallah daha çok güzel günlerde, güzel konularda İnşallah yine birlikte oluruz. Çok bugün çok güzel ediyorum bir gündü. Ay çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Olsun evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Güzel bir konuyu konuştuk. İnşallah bizim de hedef kitlemize ulaşmıştır bu konular diyelim ve yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler sevgili izleyenler.